arkadaşlar, ikinci başlığımız ise okyanusal levha ile kıtasal levhanın karşılaşma alanlarında neler oluyor? Hemen bir bakalım. Kıtasal levha ile okyanusal levhanın çarpışma anlarında okyanusal levhanın yoğunluğu kıtasal levhaya göre daha fazladır. Unutmayalım lütfen. Bu nedenle okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalacak arkadaşlar. Evet, bu olayın meydana geldiği yerlerde dalma batma zonları oluşacak. Yani kıtasal levhamız, okyanusal levhamız karşılaştı. Karşılaşma alanında okyanusal levhanın yoğunluğu kıtasala göre çok daha fazla. Buna bir kocaman artı. Buna ise bir eksi koyalım. Okyanusal daha ağır olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Kıtasalın altına dalacak. İşte bu dalma alanlarında da dalma batma zonları oluşacak. Aklımıza tutalım. Bu olayın meydana geldiği yerde hendeklerde, yani büyük çukur alanları da oluşabilir. Dalan okyanusal levha magmaya karıştıktan sonra, zaten altımızda magma vardı, dalan levha ne yaptı? Magmaya doğru ilerlemeye başladı. Bu ilerleme sonrasında yer kabuğunun zayıf yerlerinden çıkarak volkanları oluşturdu. Ne muhteşem bir şey değil mi arkadaşlar? Yani magmanın bu anlamda birbiriyle hareket halindeki iki kütlenin çarpışması sonrasında tekrar yüzeye çıkarak büyük volkan adacıklarını ya da volkan sahalarını oluşturabiliyor. Hatırlarsanız bununla ilgili detaylı bir örneğe geçmek istersek, şöyle bir haberlerde falan karşımıza çıkmıştı güncel bir bilgi. Japonya açıklarında bir ada oluşmuştu. Biz ona ne diyoruz? Volkanik ada. Hatta bununla ilgili daha detaylı bilgi vermemiz istenirse bizden şunu söyleyebiliriz. Bakın, Hawaii bugün dünyanın cennet adalarından bir tanesi. Fakat bu cenneti oluşturan aslında bir ne var? Cehennem var. Yani biz aslında o cennetlerin hepsini neye borçluyuz? Cehennemin varlığına. O da nedir arkadaşlar? Magma dediğimiz ateş küre. Yani bugünkü ateş küre olmasaydı kıtasal levhaların hiçbiri oluşamayacaktı. Ve Hawaii gibi, Japonya'daki birçok ada gibi, İzlanda gibi adaların oluşma sebebi de işte bu ateş küre. Yani bu muhteşem doğanın oluşumunun altyapısında yatan asıl şey o kan dediğimiz ateş küredir. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Hemen arkasından bunu şekillendirmemiz gerekirse ne diyoruz bakın? Şu alanlardan çıkan sismik ölçümler sonucunda da değerlendirebildiğimiz alanlar, ki depremin de yoğun görülebileceği alanlar olabilir bu alanlar. İşte bu yarıklar sonrasında ne oluşmuş? Büyük volkan dağları oluşmuş, volkan kütleleri oluşmuş. Aklımızda tutalım. Yine okyanusal levha ile okyanusal levhanın karşılaşması. İki okyanusal levha karşılaştığında yoğunluğu fazla olan, yani bir diğerine göre fazla olan levha alta dalmaya başlayacak. Derin hendekler oluşturacak. Okyanuslarda volkan dizileri, yani adaları da oluşturan bu levhalardır. Unutmayalım. Yine levhaların uzaklaşma hareketindeyiz. Şimdi bir üst başlık olarak levhaların yaklaşma hareketi neler oldu? Sıra dağlar, volkanlar ve adalar oluştu. Şimdi levhalar uzaklaşırsa neler olur? İki levha birbirinden uzaklaşıyor. Bu hareketi biz burada oklarla gösterdik. Bu uzaklaşma sonrası levhalar arasında bir çukur oluşur. Magma bu çukurdan yukarıya doğru ilerler ve soğuyarak katılaşır. Yeni bir okyanus tabanı oluşturur. Şimdi biz dünyayı bu anlamda çok gözlemleyemiyoruz ama eğer böyle bir imkanımız olsa, okyanusların altına dalabilsek, o kadar derinlere inebilsek nelerle karşılaşacağız? Yara izlerine. Hatta bunu bir beyzbol topuna benzetebiliriz. Beyzbol topu nasıldır arkadaşlar? Dikiş izlerine sahiptir. Dünyada aslında bu anlamda yaralı. Ama bu yaralar senin ve benim dünyada yaşayabilmem için uygun alanlar oluşturmuş. Yani bugün güzelliklerin yaratılması için dünya oldukça acı çekmiş. İşte o acıyı veren de aslında magma. Ama o acı bizim bu anlamda ne olabilmemize, yaşam alanı bulabilmemize de sebep olmuş, unutmayalım. Bunun sonucunda okyanus ortası sırtlar oluşur. Levhaların yan hareketleri, fay hatları ve kırıklarda bu anlamda yenilenir, hatta devinim gösterir. Bunu da unutmayalım.